Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi modsuz survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece girmek istedim arkadaşlar çünkü gece de şöyle manzarayı bir görün istedim köyümüz. Ne kadar güzel ve ne kadar e, gelişiyor. Arkadaşlar samanlığı yapacağım yapmayı düşünüyorum bugün ama şuraya yapalım dedik. Abi burası da bu sefer ahırın önünü kapatır mı? Oraya gidip bir düşüneceğim. Bu arada ben dün değil... Dün değil değil ya. Bayağı bir Kaç gün oldu? Siz bunu pazartesi izliyorsunuz çünkü muhtemelen. Tam emin değilim ama... Arkadaşlar anketi açtım sonunda. Çünkü artık hiç geliştirecek bir şeyimiz kalmadı yani. Hani kendi kendimize tekrar sıfırdan hiçbir farmı kullanmadan gelişebileceğimizi gösterdik. Bakar mısın? Şunların hepsini farmsız yaptık. Sistem yapmadan yaptık. Şu buildlerin hepsini, her şeyi... <laughs> emeğimizle yaptık video içerisinde. Yani diğeri de emek tabii. Yani otomasyona bağlamadan yaptık diyeyim daha doğrusu. Ve anket açacağımı söylemiştim. Anketi açtım arkadaşlar. %80'e yakın kullan çıktı. %80'e yakın da aynen. 78 falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, kullanma da çok az. %7-8 gibi bir oran çıktı ve geriye kalan da Hatta yok abi o zaman kaç çıkmış oluyor %8 %18 de artiz nararla bazarda diye bir seçenek koydum o kullanmadan daha çok oy aldı arkadaşlar <laughs> çok enteresan hatta bakayım yüzde kaç oy almışlar %74 kullan demiş %8 kullanma demiş %18'lik kesimde artiz nararla bazarda demiş arkadaşlar yani artiz nararla bazarda kullanmadan daha fazla yani kullanmamızı isteyen çok az bir kitle var. %80'lik diyelim biz. %18'i koymasaydım muhtemelen %80 falan olacaktı arkadaşlar. Çünkü kullanma diyen adam gidip artist narla bazarda işaretlemez. Böyle bir sürü yorum gördüm. Abi kullan ama artist narala bazarda işaretledim ben falan yazmışlar. <laughs> Trollüne. Bilerek koydum zaten o seçeneği troll olsun diye. Arkadaşlar günaydınlar diyelim şöyle Markus'a falan bakalım. Markus ne yapıyor önce ananı yediğim. Şimdi samanlığı nereye yapacağımızı tartışıyorduk. Yani Merkez bölgemize yaptığımız sistemleri hepsini kullanacağız arkadaşlar işimize yarayacak. Daha doğrusu ben muhtemelen sadece Enderman farmını kullanırım XP için. Artık XP'lik bir sıkıntımız kalmadı. Hatta bu bölüm bir gideriz. Bilmeyenler varsa ana base tarafımızı XP farmımızı cartı bir gösteririz. Altın farmını falan belki kullanırız bilmiyorum. Samanlığı buraya yaparsak abi büyük bir manzarayı, büyük bir yeri kapatır diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu şuradan bakarken ahırımız görünmez. Ahırın önünü kapatır ama burası da tam böyle cuk oturur be samanlık için. Evden çapayı alalım. Bunlar çapayla hızlı kırıyor bir de verimlik 4 çapana kadar hızlı kırıyor bunu. O kadar uzun da görelim. Creeper burada ne arıyorsun kardeşim sen? Sen ne arıyorsun burada? Nasıl ölmedin lan sen? Terbiyesiz. Ona keskinlik işe yarıyor arkadaşlar bu ölü bir varlık olmadığı için Creeper. Ve mob farmımızı falan da kullanabileceğiz o yüzden efsane. Çapamızı buradan alalım. Önce onları temizleyelim. Daha sonra ufak bir şey arkadaşlar. Ama ahırın minyatürünü düşünün. Ahır şeklinde ama ahırın minyatürü şeklinde bir yer yapacağım. Durup. Oo abi. Resmen sanki yaprak topluyormuş gibi hızlı kırıyor samanları. Harika. Saçma. Çapa samanı hızlı kırar mı? Olsun yapacak bir şey yok. Tamam. Bu samanları buradan kaldırdık. Çünkü buraya samanlık yapacağız. Yay. Bu samanları elimde tutuyorum. Bunları içerisine içine koyacağız. Eve çıkayım şimdi. Biz neden yapıyoruz abi bu bölgede geldi yapıları? Ladin, soyulmuş ladin, meşe tahta, kırık taş ve çatısında ne olduğu belli. O yüzden arkadaşlar şimdilik şunları şuraya bırakayım ve gerekli hatta çapayı da yerine bırakayım. Gerekli malzemeleri bir alayım elime. Taş kesiciden gene merdiven yapayım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Buradan çatı için malzeme de alalım. Sıkıntı nedir abi? Ladin yok çok fazla. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Ve şuraya bir adet sandık falan atıp malzemeleri zorun içine koyuyor. Yok gerçi envanterinde yer varmış. Şu ladinlerden birini indirirsem yeterli olur abi bizim için. Bu bölge de gayet güzel ya. Bu bölgeyi çok seviyorum. Ne oldu lan bir oyun takıldı. Arkadaşlar şunu toplayayım ben be. Topladım ve ne kadar çıktı. Yeter abi bu her türlü yeter bize. Yetmezse buraya gene alırız. Şu fidanları düşmesini beklememe de gerek yok. Zaten evde de var fidan. Diğerlerinden de toplarız zaten. Sıkıntı yok. Şimdi yapımıza başlayacağız. Dediğim gibi çok büyük bir şey olmayacak dedik. Arkadaşlar önü şuraya kadar anca gelsin. Biraz arka tarafa doğru genişletelim. Yani ahırın önü çok kapatmasın. Bu kadar büyüklükte bir yer arkadaşlar. Ve şimdi arkaya doğru biraz uzun yapabiliriz. Arkaya doğru şöyle bir şey yapacağım. Buradan çıkaracağım arkadaşlar ayaklarını. Ta ayakları buraya kadar dayanacak. Yani öyle bir güzellik yapacağız. Hatta şuradan gelsin abi. Madem buraya zaten bir şey yapmayız. Buradan gelsin ayakları. İlk seviye buru oldu oldu arkadaşlar taban. O yüzden buraya şöyle altları şöyle bir çeksek mi ki? Çekelim abi kolon atmış oluruz tamam. Sonra bunları soyulmuş ladene çevirelim. Güzel. Madem bir de bu kadar uzun yaptık, bu kadar öne gelmesine gerek yok ya. Zaten büyüklüğü iyi. Çok e, şeyin önünü kapatsın istemiyorum çünkü arkadaşlar. Ahırın önünü kapatsın istemiyorum. Ve şuradan da güzel bir patika gidecek kadar alan bırakmışız. Güzel, tamam. Şimdi kolonlarına bir çıkayım ben bunun ve alt tabanını yapacağız. Hmm. Abi tamam önce şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Önce alt tabanını bir yapalım da. Tamam. Şurası da boş kalsın. Şöyle. Bir tık böyle yukarıda olsun. Arkayı da kez aynı şekilde boş bıraktım. Şimdi kolonları belirleyebiliriz. Ve şuralarla arkadaşlar arka ve önü değil de yanları bir birleştirelim. Tamam. Sonra bunları soyulmuş ladine çeviriyoruz. Tamam gayet güzel. Sonra yanlarını şöyle kapatsak. Çok mu küçük olur bu sefer de samanlık? Abi önleri var öyle kalsın yanları düz mü kapatalım? Dümdüz olmaz mı o zaman da ya? Aynen abi o zaman da dümdüz olur ama bu da biraz dar geldi gözüme ya. Baksana şöyle kapatcan abi. 3 blok sadece. Arkadaşlar hiç bir şey bozmadan şöyle bir şey yapıyorum. Sadece şu bölgeyi bir kırıyorum komple. Birazcık genişleteceğim buradan. Şu kadar bir genişlik nasıl? Abi geniş olsun istiyorum. Tamam abi güzel. Şimdi bu, bu tarafı bir halledelim. Tamam böyle. Yanlarını bu şekilde kapatacağız. Arkayı da komple kapatacağız. Arkaya bir tane pencere koyarız arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle yanımda meşale de yok değil mi lan? Her yer karanlık olmaya başladı. Şu, bunun altı da bayağı karanlık. Burada mob spawn olabilir. Öncelikle şu kenarlarını tam hava kararmadı abi. Kararana kadar kapatırız. Hadi bakalım. Tamam abi kapattım. Sabah devam edelim işimize. Yandan şu şekilde görünecek burası. Güzel bir sabanık olacak. Şu an sadece kutucuk gibi görünüyor ama güzel olacak arkadaşlar. Hemen bir gidelim uyuyalım. Sabah da kaldığımız yerden işimize devam edelim. Öncelikle şu balkondan bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Yer olarak fena olmadı. Yapacak bir şey yok. Ahıra yakın olsun istiyorum çünkü arkadaşlar. Hop günaydınlar bir de şu balkondan bakalım. Hmm. Fena değil. Gelmişken biraz meşale de aldım arkadaşlar. Aydınlatmam gereken yerler olacak çünkü. Mesela örnek şu bunun altı. Yaratık kaynayacak hiç gerek yok abi. Şu aydınlatalım. Şimdi ön tarafını nasıl yapalım? Bu arada bunu niye böyle yapmışız abi. Böyle değil öyle iki tane soyulmuş ladin arttıydı. Ben de diyorum bu nereden geldi. Şöyle bak cuk oldu artmadı. Ön kapamasını çatıyı yaptıktan sonra yapacağım. Şimdi çatıyı aynı e, buranın minyatürü gibi olacak dedik ya. Çatıyı oranın çatısı gibi bir yapalım. Yaptım arkadaşlar önden çatısını. Şimdi bir inelim bakalım da sonra yanlarını tamamlayayım. Bir de arkayı yapacağız. Böyle bence güzel oldu. Bakın bunun minyatürü gibi durdu abi. Değil mi? Gayet tatlı. Şimdi şuradan bir yerden yukarı çıkıp. Hatta şu an içinden çıkalım. Arka taraf çatısını da bir yapalım. Ve tamam. Buradan da tamam. Yalnız bu sefer çatıyı böyle aralara bunlardan atmasak mı diye düşündüm. Yok güzel de duruyor gerçi öyle ya. Şimdi bence buraya çıkmışken şu tepesi, tepesini kapatmayalım. Yok tepesini kapatmayacağım aynen. Tepesini kapatmayacağım. Önce çatısını yapalım. Aynı buraya öyle gitmiştik arkadaşlar. Önce çatısını yapalım. Daha sonra içini yaparız. Şu kenar çizgilerini hemen bir çekeyim. Kırıktaşlı olan diğer tarafı ve burayı. Tamamdır. Sonra hadi bakalım elimize şunlardan alalım ve çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar iki tarafın çatısında bu şekilde yaptım. Aralara bir şeyler de attım abartmamak şartıyla. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi içeriye inmeden işte şöyle yapmam lazım. Tamam, şu içeriği bir aydınlatalım önce. Şimdi şu ön tarafını da bir belirleyelim artık. Buranın girişi şuradan daha geniş olacak arkadaşlar ve bunu da soyulmuş ladinle yapmayı düşünüyorum. Hatta bu kadar falan iki mi oluyor böyle de? Böyle de küçük mü oluyor? küçük olsun böyle olsun daha iyi böyle. Böyle böyle. Şunları kır. Hemen buraya bir giriş tasarlayalım. Böyle bir giriş oldu. Şimdi yukarısına tekrar çıkalım şuradan bir yerden. Şu yukarıları ve arka tarafın üst tarafında bir kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir pencere boşluğu bıraktım buradan. Aynı burası gibi. Buradan inip arka tarafı da aynı böyle yapalım. Tamam. Arka tarafı da pencereyi böyle bıraktım. Şimdi buralara hazır çıkmışken Geçen diğer tarafta sorun yaşamıştık Böyle meşalelerini atalım da arkadaşlar Burası bizim küçük samanlığımız olacak Elimizdeki samanları buraya koyacağız yığacağız Ve böyle bir girişi ve kapısı var Şimdi yan taraflarına Pencere yapsak mı Bunun, Bunu yapmamıştık ama e, Pencere yapmayalım ama arkadaşlar Çok boş oldu böyle Buralara mesela Tam böyle ortası varmış lan ne güzel Tam buradan yukarıya kadar Şöyle kolon atacağım yani bir tane daha kolon olmuş oldu yani. Şöyle bu tarafta bakın da böyle görünüyor arkadaşlar. Aynısını diğer tarafı da yapayım. Böyle. Allah şu yanlış oldu. Şunu koyalım ve bunu da soyalım böyle. Şimdi buraya da arkadaşlar bizim ladinlerimiz azmış. Ladin merdiven vardır evde. Hem eve bir çıkalım. Ladin merdiven falan da alacağız. buranın girişine de bir merdiven yapmak lazım ama merdiven şeklinde değil arkadaşlar. Şöyle bir fikrim var. Bir crafting daha crafting vardı şurada gerçi oradakini kullanalım. Meşele yapacağım ama orayı. Şöyle yarım basamak al. Buranın girişini biraz uzatacağım böyle. Böyle bir girişi ve çıkışı olacak arkadaşlar. Ve şuralara şöyle birer tane sanki burayı bunu destekliyormuş gibi şey koydum. Şuralarına da şu üstlerine de ladin yarım basamağı koyacağım da işte ladinleri harcamak istemiyoruz dedik. Dur abi. Şöyle yap yarım basamak. Her türlü lazım olur. Şuraları da şöyle ladin yarım basamayla kapatalım. Şöyle. Şuraları da koyalım hatta madem yaptık. Şöyle ve şöyle birer tane buraya bunları da söylemişler çevir ve bunu da şuradan tamamlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir de bir samanlığın girişi oldu. Yani aklıma böyle esti. Zaten patikayı da kapatmıyor. Patika şuradan da devam edecek. Buradan devam edecek yani. Şöyle birer tane meşale atalım. Biraz bunun gibi e, şu ara ara ladin tahtalar atmayacağım ama şu pencereleri biraz süsleyeceğim arkadaşlar bunun da aynı şekilde. Bir de çatısına belki şu çıkıntı yok bunu yapmayalım abi. Bir de yanlarını biraz ladin merdiven yarım bazı bak bir şeylerle süsleyeceğiz. Arkadaşlar fena olmadı. Bir tane de samanlık orada hani orada bir resmen kasaba gibi oldu. Böyle buitler dip dibe ama onun dibine yap, onu dibine yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Yatmadan şöyle bir bakalım nasıl görünüyor. Oo. Gayet güzel abi. Şunun minyatürü samanlık. Hadi bakalım iyi geceler. Hop günaydınlar. Krema miyavlayıp duruyor. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Dur abi. Taşodan alışveriş yapacaktık bir ara. Malzemeler azalıyor çünkü. Seviye için değil taşodan tamamıyla. Aa elimde bir sürü zümrütler at. Taşodan çatıcı olduğu için alıyoruz arkadaşlar bunları. Hatta çatı malzemesine artık gerek kalmadı. Çatı malzemelerini at abi. Merdiven yarım basamak falan diyordum bunları alayım. Bayağı bir şey aldım bakalım. İnşallah güzel olur. Yanlarına güzel bir tasarlama çekmeyi düşünüyorum. Ama pencere yapmayacağım arkadaşlar. Samanlığın yanlarına yapsak mı ya? Yapmayacağım. Ama güzel bir süsleme yapacağım. Şu merdiveni ver. Ş şöyle diğer tarafı yaptığımız süsleme gibi ama bu şekilde. Şuraya yaptığımız süsleme gibi arkadaşlar. Ama pencere yapmayacağım. Tamam bu, bu iyi oldu. Şöyle ve şöyle. Tamam. Diğer taraf yana da yapalım. Şöyle arkadaşlar şu şekilde görünüyor yandan. Nasıl? Fena değil. Aynı şekilde buralara da yapalım. Bu taraftan da böyle görünüyor. Arka tarafa nasıl bir şey yapalım? Ee, yalnız bence arkadaşlar böyle tam iyi durmamış. Şunları kır abi. Buradan da kolon gitsin. Böyle göründü artık. Tamam hatta bir dış tık dıştan mı yapsaydık? Yok böyle de iyi göründü. Ya da dıştan yapalım ya dur. Bunu kır abi. Tamam şöyle bakıyoruz. Koyun senin orada ne işin var ya? Şimdi bunların içine de gireyim. Şöyle bir güzel bir düzenleme yapmayı düşünüyorum. Yine ladinlerle. Niye bilmiyorum ama şöyle farklı bir şekil çıkardım iki tarafa da. Ama sebebini harbi bilmiyorum. Şuraya da aynısını yapayım. Yani böyle bir şey yaptım abi. <laughs> şöyle bir bakalım nasıl göründü. Yani. Tamam. Bir daha bakalım şöyle. Yani hafif bir ayrıntı katmış arkadaşlar. Şuraları zaten boş kalacak. Buralarında böyle ladinlerle bir süsleme yaptık. Kenarına. Yanımda çit getirmeyi unutmuşum ama öyle bir sıkıntı var. Şurayı süsleyeceğiz dedik. Çit getirmedik abi e, ee, yanındaki ladin odunlarını harcamak istemiyorum abi. Ladin çit bir sürü vardı. Onları alayım geleyim. Ya bu tavuk gene yumurtladı ya. Bak abi bir sürü ladin çit var. Bunun pencerelerini de ladin çitle yapacağım çünkü. Şu pencere gibi yapacağım arkadaşlar. Hemen bunun çitlerini koyalım. Daha sonra yanımda tuzak kapısı getirdim ama bunun aynısı gibi şundan yapmayacağım. Ladin tuzak kapısı yapacağım arkadaşlar bu sefer. Aslında meşe tuzak kapısı da getirdim de şu an karar verdim. Ladin tuzak kapısı yapacağım. Aynen. Tamam gayet güzel. Çok güzel bir uyum sağladı. Aynısını diğer tarafın dışına da yapacağım. Arka taraf pencereye de yapacağız aynısını. Önce çitleri yerleştiriyoruz. Daha sonra ladin uzak kapılarını koyuyoruz. Şöyle bir uzaktan bakalım buraya da. Fena değil. Fena değil arkadaşlar. Şu ağacın üstüne bir gidip bakayım. Hani oradan bakmıştık da ahırın önünü kapatır mı diye düşünmüştük. Bir bakalım bakalım. Evet ahırın önünü biraz kapatmış ama. Yani değişik bir hava kattı arkadaşlar kasabamıza. Fena olmadı. Ora biraz kalabalık bir yer oldu. Yani orada şu arkada başka bir yapı olduğu da görünüyor. Güzel kalabalık oldu arkadaşlar. Ben böyle olsun istiyorum. Kasaba köy nedir abi? İç içedir. Ha, daha da genişleyeceğiz dışarılara doğru tabii de. Ama onu oraya yapmam gerekiyordu. Çünkü samanlık ahırın yanında olur abi. Ya da en azından ben öyle biliyorum. Tamam mı? Tamamladık diye sayıyoruz. Bak buradan çok daha güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi ikisi bu bunun yavrusu gibi görünüyor. Yalnız dayım geldiğinde şu samanlık yoktu herhalde değil mi? Yani dayım bir gelecek şurada 3 tane yapı olmuş. Tamam bunun içine bir girelim ışıklandırılması nasıl? Fena değil eve gidip saman, samanları getireceğiz arkadaşlar. Buradan çıkılıyor böyle ineklerimizin koyunlarımızın olduğu yere bağlanıyor. Buradan da şöyle bir patika götürürüz. Şurayla bağlarız arkadaşlar onu da bugün yaparız. Şuradan da merdiven indireyim diyordum ya indirsem indirmesem onu da bilmiyorum. Eve gideyim şu envanterimi bir boşaltayım öncelikle. Boşalttım arkadaşlar envanterim ve çatıya çıkıp manzaranın nasıl olduğuna bakmak istiyorum. Çatı ne lan balkona. Bir buradan bir de diğer balkondan bakacağım. Abi güzel oldu ya. Harbi bu, bu açıdan çok güzel oldu. Şu taraf biraz boş kaldı dediğim gibi o tarafı da geliştireceğiz ama bizim köy merkezimiz şurası zaten öyle sayabilirsiniz. Şuradan tekrar bir daha bakalım. Aynen aynen güzel abi. Şimdi ne yapacağız? Patikasını yapacağız oranın. Köyümüzün bu tarafı gayet güzel gelişti. Sıra diğer tarafına. Ve özellikle şu arka kısmı baya boş. Ya i̇lla bu taraflarda da bir şey yapmak zorunda değiliz de yapabiliriz yani boşluk alan var. Bu taraflarda güzel olur. Ayrılmaz üçlü, kırık taş, çakıl ve andezit alıyorum. Yalnız çakıl 42 tane kalmış. Çakıl biyomuna falan gidip toplarız ya o kadar problem değil. Tamam bu üç bu üçü yeter bana ya bu üç yeter biraz belki yarım basamak falan lazım olabilir. Tamam şimdi patika yapacağız oraya. Böyle bir yeni yer yaptığımız aslında Unutmasak hep böyle patika yapsak. Arkadaşlar orayı şimdi yaparız unutmayız da. Ben hemen şurayı şuraya bir bağlamak istiyorum şu yola. Ne zamandır böyle duruyor. Bağlayacağız bağlayacağız bir bağlamıyoruz. Bak buydu ya. Buydu hepsi bunun içinde. Şurada tek merdiven vardı. Bir tane de yarım basamak atalım Dima abinin oraya çıkarken. Şöyle yapalım. Hatta şey yarım basamak varsa bir tane de ondan at. Annezit. Hop. Dima abinin evine çıkarken de zorluk yaşamayalım artık. O patika da buraya bağlandı. Şurada bir yarım basamak at. Şöyle. Tamam. Bir de ben samanları getirecektim. Onları unuttum. Samanları alayım geleyim. Gene mi gece oluyor? Ne çabuk gece oluyor ya? Arkadaşlar şimdi şuranın içerisine samanları bir yerleştirelim bakalım. Arkadaşlar tamam. Samanın içine ileriye doğru. Tam dibe doğru itmiş gibi gözüktük. Gayet güzel oldu abi. Artık burası da samanlığımız. Buraya belki başka zaman ekstra düzenlemeler yaparız ama şimdilik samanlık budur abi. Vay be ne geliştirdik buraları be. Olaya bak. Eve gideyim uyumda sabah patikayı devam ettirelim. Güzel güzel. Hadi bakalım iyi geceler. Günaydınlar. Hemen yol malzemelerimi el al elime alıyorum ve çalışmaya başlıyoruz. Patikayı şuradan buradaki değirmenin ağzına kadar götüreceğim arkadaşlar. Buraya kadar gelecek. Yalnız şurayı kapatacağım buranın içine aydınlatıp. Gerçi aydınlatmışız zaten. Çünkü çirkin duruyor arkadaşlar. Doğallığı bozuyor. Şöyle burayı da biraz patika genişletmek için şöyle bir şeyler yapıyorum ki burayı biraz tepeyi büyütelim arkadaşlar. Çünkü patika çok küçük kalır orada. Tamam böyle bir şey yaptım. Önünden patika geçecek arkadaşlar. Bir yama yaptık oraya. Şimdi oranın önüne kadar bir kazalım bazı yerleri. Şuraya kadar getirelim. Tamam böyle bu kadar yeter herhalde. Önce biraz çakıl koyalım. Dönerken biraz andezit. Sonra kalan boşlukları kırık taşla tamamlayalım. Böyle oldu arkadaşlar buranın patikası da. Bence burada güzel oldu. Bakın her yere patikalar, yollar gidiyor. Buradan da bu şekilde gidiliyor. Aslında bazı yerlere podzol falan da atabiliriz. Bilmiyorum emin değilim. Şu samanları da getirsek mi? Ya da bunlar dursun abi burada. Bunları zamanla koymuşuz dursun burada. Ağaçlarımız falan da güzel görünüyor. Tarlalarımız, köyümüz, kasabamız gayet tatlı görünüyor. Değirmene gelen bir yol yaptık buraya. Yalnız ben elimde biraz daha saman balesi kalmış arkadaşlar. Hepsini koyduğumu zannediyorum koymamışım. Şöyle tamam geri kalanını koydum böyle oldu arkadaşlar. Bayağı samanımız var buranın içi full dolabilir. Full dolduktan sonra geri kalanını da dışarıya bir yere de koyabiliriz. Aha bir kedicik daha. Her yerde kedicik geziyor ya. Bence güzel bir şey bu. Çünkü creeperlar bunlardan korkuyor. Tamam arkadaşlar böyle oldu. Evin oraya çıkalım bir de oradan bakalım nasıl görünüyor. Güzel abi. Tam bir meydan. Şuraya da kocaman bir ağaç veya köyün ortasına fışkiye yapacaksın abi. <laughs> Süper. Ben bir, birkaç tane ladin indirmeye gidiyorum. Kesinlikle lazım oluyor. Lazım olduğu zaman. Hatta gelmişken şu balkabaklarını da toplayalım. Tamam. 26 tane çıktı. Güzel. En azından bir iki tane ladin indirelim. Şu ladini bir indiriyorum hemen. İndirdim arkadaşlar bu ladini. Lan gene mi akşamı yok öğlenmiş. Şimdi bu fidanlar düşene kadar ben eve bir gideceğim. Birkaç tane makas yapıp geleceğim. Çünkü bu sefer meşelerin yapraklarını toplayacağız dedik. Kastım ağaçları yapıyoruz ve normal çallık falan yaparken de yaprak lazım oluyor arkadaşlar. Her türlü lazım oluyor. Ben 3-4 tane makas yapayım geleyim. Ve şu elimdeki fazla blokları bırakayım. Odunlar da gelmişken bırakayım ladinleri. Abi 5 tane bir tanesi biraz canı gitmiş. Makas oldu. Bir tanesini sandıktan aldım çünkü. Güzel oldu şu bölge ya. Şimdi arkadaşlar. Bu tarafa şöyle bir girişiyorum ve yaprakları topluyorum. Sadece bu tarafından bayağı çıktı güzel. Hemen şu tarafını da toplayalım. Tamam burayı da topladık. Uf bayağı güzel. Şuradan fidanlar da düşmüş hemen ladin fidanlarını alalım. Oğlum kaç tane ladin fidan düşmüş lan buraya? Of 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 11 diyor bir taneden. Hemen şuralara ikelim. Bir tane daha fidan lazım bana. Hah bir tane daha düştü tamam. Arkadaşlar. Üç tane makas kalmış abi. Ve şu aralarda kalanları da toplayalım ya. Toplayabildiğim kadar. Ha şu aradan gireyim aynen. Şu aradan girip şu arada kalanları da toplayalım. Tamam abi bir de. Şunların arasında kalmışları toplayalım şöyle. Tamam o da kırıldı. Şimdi abi şunlara bak cücük gibi kaldılar. Şimdi de. Tabii ki şu meşe odunlarını toplayacağız. Arkadaşlar. Şuradan biraz daha fidan düşmüş. Onları görünce gelip alasım geldi. 6 tane olmuş. Onu hemen şuraya dikelim. Bakar mısınız abi? Deli gibi yaprak oldu. Diğer tarafı bitirdim. Bir de bu tarafın odunları kaldı sadece. Onları da hemen topluyorum. Topladım ve bu arada gece oldu abi. Yalnız yanımda çapam olsaydı şunları da toplardım. Belki bunlardan fidan düşerdi. Zaten fidanımız var evde gerçi. Bir sürü fidan var da. Bir şunları da toplayayım da dimaviye satarız. Dima abi'den artık arkadaşlar Enderman farmını kullanabileceğimiz için Dima abi'den artık seviye için değil zümrüt kasıp diğer köylülerden ve özellikle taşudan alışveriş yapabilmek için kullanacağız. Hemen bir yatalım uyuyalım arkadaşlar. Yine zaba ettik hadi bakalım ne malzeme var be. Bunların hepsini sandıklara bir atayım. Bir sürü artık yaprak oldu. Kastım aç yaparken sıkıntı çekmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar aşağı gidiyorum. Şunları Dima abiye satıyorum. Sonra da diyorum ki birkaç tane aralara yine. Kendimizden ağaç mı yapsak? Yo Enderman farmına gidecektik daha Lan köylü nerede? Dim abim. Al bakayım. Karpuz var mıydı sende satacak? Yok abi. Yalnız Dim abim gerçekten zümrüt makinesi arkadaşlar. Şu kağıtları da alayım da. Kütüphaneciyi yine satalım. Kütüphaneciden de hatta biraz yine fener alalım olmadı. Kütüphaneci. Al bakayım şunları. Gitlendi abi 16 olur. Fener alacaktık. 12 tane de fener alabiliyoruz. Güzel abi fena değil. Tamam feneri eve koyayım. Oradan nether'a gidip oradan enderman farmına geçeceğim arkadaşlar. Bilmeyenlere Endimiz, enderman farmımızı falan da göstermiş olalım. Şöyle at bakalım hadi bakalım. Nether yolu göründü. Nether portalını oraya da düzenleyeceğiz dedik bir ara. Onu da yapacağız unutmazsak. Şimdi Dima abi şey karganın oradan karganın balkondan manzara nasıl görünmeye başlamış onu merak ediyorum. Bir çıkıp bakacağım. Karga selam. Bakalım abi aynen. Ahırın önünü kapatmış gibi görünüyor ama bu da güzel yani. Bu da fena değil. Güzel oluyor ya köyümüz. Arok köyümüz. Ve köyümüzün girişini geçen bölümünü izlemeyenler varsa gösteririm. Geçen bölüm köyümüzün girişini düzenledik böyle. Buraya Arok nüfus yüze ya yazdık. Daha doğrusu giriş derken abimle olan patikamız arkadaşlar. Abimle olan, olan taraftan girişi. Böyle giriyorsunuz. Şuralara iki tane kastım ağaç yaptık böyle. Buradan giriyorsun ve Arok nüfus yüzü görüyorsun. Buradan içeri giriyorsun abi. Burası bizim köyümüz. Hemen Nether'a geçelim. Ende bir gidelim bakalım. End'in yolu biraz sıkıntılıydı ama en son. Geç artık o kadar korkmayalım. Ateş koruması 4. Hem pantolon hem ayakkabı da var. Bence lava düşsek bile. Yani ölmemiz birkaç dakika sürer arkadaşlar. O sırada da kurtuluruz. Ama yine de lava düşmeyelim. Niye düşüyoruz? Bu yolda daha güvenli hale getirmek lazım. Aslında burayı buradan değil de şuradan birleştirilebilir arkadaşlar merkezde. Enderman farmına gitmeden yol üstünde özleyenler olabiliyor. Ana base'imize bir uğrayalım. Bilmeyenler varsa biz 50 bölüm normal aslında burada çektik arkadaşlar. 50. bölümden sonra emeklilik hayatı gibi diğer tarafa gittik. Aslında bizim base'imiz burası. Modern bir şehir yapmaya çalışıyoruz. Şurada bir gökdelenimiz var. Görünmüyor şu an. Burası bizim malikanemiz. Aga be ne günlerde. Buraya döneceğiz tekrar arkadaşlar. Burası bizim malikanemiz. Bakın burada da Arok fıskiyesi. Aa, Arok fıskiyesini buraya yapmışız zaten. <laughs> Arok planı benim hep aklımda varmış abi. Burası da bizim base'imiz. Özlemişiz base'imizi be. Adi mavişi. Süper. Bir balkona çıkayım bakayım arkadaşlar. Burada da bir tane balkonumuz var. Burada modern takılıyoruz bu tarafta arkadaşlar. Modern bir şehir yapıyorduk. Böyle bakın balkona çıkalım. Görüyorsunuz burası bizim şehrimiz. E, kanadımız olsaydı şu an var da yani kullanmıyoruz. Kanadımızda gösterdim size de ayrıntılarıyla da. Olsun zamanla açıyoruz da şehir plan binamızdı. Tekrar Nether'a geçeceğim. Enderman farm'a gideceğiz. Posta kutumuzda bir şey yok arkadaşlar. nedir portalımızın yeri de fena değil. Hadi bakalım geçelim. End bu taraftaydı end portalı. Enderman farm'ı da zaten normal olarak orada. Ama yolu çok riskli. Biz bir kere öldük orada biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yavaştan inelim. Yol üstünde yine domuzcuklar yok bu sefer iyi. Ya bir tane iki tane olsa neyse de arkadaşlar böyle iki üç tane şunları görüyor musun şunları? 2 üç tane oluyor. O okçudan oluyor. kılıçlılar oluyor. Kılıçlar acayip can götürüyor zaten. Bak öldüğümüz yer. Buradan. Şur şuraya şura pardon. Şuradan. Blok koymaya çalışmışız son anda. Buraya da yarım blok yapmışız spawn olmasınlar diye. iyi bir şey ama şurayı yükseltmediğimiz için buranın içine giriyorlar. Ve o daha büyük sıkıntı abi. Altımıza blok koyup yükselemiyoruz. Bak bak tipe bak. Ve ende geçiyoruz. Burayı da abim düzenlemişti. Ende geçiyoruz. Hazır mısınız? Endi yeşillendirmiştik arkadaşlar. Çoğu bilmiyor. Ve bakın abi. Yem yeşil bir end. Size uçarak göstermek isterdim ama lakin ki öyle değildir. Burayı da böyle yeşertip her yerde ağaç diktiydik. Burası bizim endimiz arkadaşlar. Şu havada çok çirkin görmüş. Bunları kıralım. Muhtemelen dragonu keserken yukarıya blok koyarak çıkmışız. Oraya kadar gelip oradan aşağı atlamışız kırarak değil. Böyle burada da şalkır falan da duruyor hala. Bakalım şalkırın içinde ne varmış. Meşale falan varmış abi. Şurada da vardı. Ben buraya Hah, toprak koymuştum diyecektim. Enderman farmda şu tarafta. End falan var burada. Güzel. Bir tane ejderha keselim mi kesmeyelim mi arkadaşlar sizce? Yalnız koyu meşenin yaprakları falan da ve gövdesi de çok güzel duruyor. Koyu meşe fidana da getirelim bir ara. Beyzimize. Güzel olur. Şuradan iniyoruz. Şu tarafa doğru arkadaşlar gidiyorsunuz ve yalnız yol bayağı riskli. Bak şu an var ya tehlikeyi içimde hissettim. Kanadımız varken sıkıntı olmuyordu ama. Allah. Aha Enderman orada spawn olmuş. Lan. Burayı bir aydınlatacağım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Tamam o tarafa doğru da su aksın. Arkadaşlar şurada F5 falan yapmayacağım. Düzgünce gideceğim. inşallah Enderman bana ışınlanmaz. Alt tarafta da spawn oluyorlar. Enderman farmımız da burada. Hey, serinin başlarında yapmıştık. Bu yolu genişletelim gözünü seveyim ya. Bu nedir ya? Yani zamanında buraya uçarak geliyorduk ama artık o işler değişti. Arkadaşlar burası da bizim Enderman farmımız. Çoğu biliyor zaten. Nasıl çalıştığını sormayın anlatması 6 saat sürer diyordu ya. Çok ses olacak. Biraz seviye kasayım ben abi. Ben de darbe olduğu için Biraz uzun sürecek bunların ölmesi ama keskinlik olaydı çok daha hızlı öldürürdük. Yalnız kendimizi zırhlarımızı full tamir etmiş oluyoruz. Arka falan kullanabiliyor bazen. Tamir giysileriniz varsa onları çıkarırsanız arkadaşlar daha hızlı tamir oluyor. Bunu yıllar önce keşfetmiştik. Her şeyimiz tamir oldu. 30 olsak mı olmasak mı onu düşünüyorum. Şu an keskinlik olmadan çok sıkıntı arkadaşlar. Çok zor. Tamam inşallah şuradakiler bana düşman değildir. Ya da sadece şu düşman olsun. Bunu bir öldürelim arkadaşlar hemen. Buraya ışınlanacaklarım biraz bekleyeceğim. Sırlarımı da giyeyim de. Tamam bütün her şeyimizi tamir ettik. Şuna tamir basmadığımız için tamir olmamış ama basarız abi. Artık farmda kullanabildiğimize göre Ender de mesela ister götürürüm ama. götürme abi az bir şey. Bir iki stek götürüm de çok ihtiyacım yok. Gidiyorum inşallah Enderman falan bana saldırmaz, ışınlanmaz. Abi koş 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 koş. Arkana bile bakma diyeceğim de mecbur bakıyoruz. Burayı hep kanat için yapmışız ya. Hiç normal koşarak gelmeyi düşünmemişiz. Tamam abi buraya geldik artık bence güvenli bölgedeyiz. Buradan yüzerek yukarı doğru çıkalım. Ne güzel çıkıyor bak hızlıca. Tamam artık bu gergin saatlerin ardından base'imize dönme zamanı abi. Şuraya atladığım anda evimizden çıkacağız direkt o da çok güzel. Çünkü hiç yatak kırmıyoruz koyup kırmıyoruz ya spawn'dan spawn olmayacağız. Direkt evimizden yatağımızdan spawn olacağız arkadaşlar. Bir tane bitir keser şunun altına hoppa. Yes geldik ve gece olmuş hemen bu uyuyalım. Oh gecenin çöktüğünü görmemiş olan karanlıkta yürümeye ahet etmemeli Elrond. Arkadaşlar hoş bulduk be güzel beyizimiz. İki beyizimiz de çok güzel ben iki tarafı da çok seviyorum. Çünkü kendim yaptım. <laughs> Arkadaşlar süper şuradaki ağacın üstüne gidelim o zaman. Genelde orada bitiriyoruz bazen bazen burada bitiriyoruz fark etmiyor. Ya da ahırın önünde de bitirebiliriz şeyin samanlığın. Aynen abi o manzarada geçen bölüm bitirmiştik. Tam şurada bitirelim. Bence güzel oluyor arkadaşlar buralar. Şöyle F5 yapayım bakın. Tam bu sokak. <laughs> kediye bak orada geziyor. Tam bu sokakta samanlık var. Ahır var. Arka tarafta da arkadaşlar değirmen var. Gayet güzel. Teşekkür ederiz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde modsuz survival gelmesini istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ayrıca hem abimizin hem de dayımızın kanallarını açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret edip modsuz survival'ı onların gözünden de seyretmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.